Sarıkamış hep anlatılır bir destandır diye. Bizler burada bu destanı aslında bir nebze de olsa yaşamaya çalışıyoruz. İşte o destanı yaratan şehitlerimiz anısına yaklaşık 100 kamyon kar bir araya getirildi, heykellere dönüştürüldü. Sarıkamış şehitlerini anlayabilmek için insanların sadece yani bu soğukta kışın bir eldivenlerini çıkarsınlar, bir saat kadar beklesinler. O soğuğun nasıl ellerini ısırdığını, acı verdiğini, yaktığını soğuğun, nasıl acı çektiklerini ve bunu vatan için yaptıklarını, 93 şehidin nasıl can verdiğini, herkes lütfen anımsasın. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğretim görevlileri ve öğrenciler Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında bu heykelleri yaptı. Heykeller buzdan ama hissettirdikleri öyle sıcak duygular ki yerlisi, yabancısı çok sayıda kişi yoğun ilgi gösterdi. Canlarının, bedenlerinin buz kesmesiyle de alakalı bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Herhalde öyle bir hissiyat verilmeye de çalışılmış. Dolayısıyla onların o hissiyatını bizler burada bir nebze de olsa hissedebilmemiz adına gerçekten önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Törenle yapılan açılışta ay yıldızlı al bayrağımızın altından Sarıkamış şehitlerini temsil eden kardan heykeller göründü. O görüntü hem hafızalara hem yüreklere kazındı. Tüm şehitlerimizin aziz hatıraları huzurunda. Kentte gece de on binlerce yurttaş şehitlerimiz için yürüdü. İnan ki şimdi beni de gönderseler ben de ölmek. Hiç tereddüt etmem. Yürüyüş, ellerde Türk bayrakları ve meşalelerle, yüreklerde minnet duygusuyla sıfırın altında 12 derecede yapıldı. Tabii onları dört dörtlük anlamak mümkün değil. Çünkü onlar bu uğurda şehit olmuşlar. Biz nevize onları anlamak için yürüyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden kente giden yurttaşlar 3 kilometrelik yürüyüş sonrası yukarı Sarıkamış şehitliğine ulaştı. Okunan duaların ardından etkinlik sona erdi. Mecburuz, canımız onlara feda. Ama asla...